bir şeye inandırılmak isteniyor insanlar. Ya bu iktidarın üzerine gidersen, onu sıkıştırırsan, onu zorlarsan kutuplaştırmaya hizmet ediyorsun ve onun da tam istediği bu. Dolayısıyla bundan kendi kitlesini konsolide ediyor ve faydalanıyor. Kemal, tam sana tersi. Bir daha konsolidasyon lafını yasaklayacağım başka bir şey. Bence bunu sürekli söyleyeceğim. Onlar vazgeçene kadar sürekli söyleyeceğim. Maazallah konsolidasyon olur. Şimdi ya tam tersi oluyor. Ya 128 milyarda bunu gördük. Kanal İstanbul'da bunu görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nde bunu görüyoruz. Boğaziçi'nde bunu görüyoruz. Senin söylediğin belediye örneklerinde bunu görüyoruz. Belediye seçimlerini, İstanbul seçimini yenilediklerinde bunu görüyoruz. Ya tam tersini görüyoruz hep. İktidar karşısında politika üretilip o zorlandıkça bocalıyor. Bu yıllardır iddia edilen yalan. Yok kardeşim, biz kendi işimize bakalım, pozitif muhalefet yapalım, biz projelerimizi anlatalım, ona da dokunmayalım. O da öyle dursun. Ona dokununca çünkü onun işine yarıyor. Ya bu külliyen yalan, böyle bir şey yok. Yüzlerce örnek tersini gösterdi. Palavra palavra bir takım argümanlar üretiyorlar. Ya bakın Gezi oldu da bilmem ne. Ya Gezi'den 2 sene sonra 5 oyundan 4'ünü kaybetti. %50'den %40'a düştü AKP. Neyi anlatıyorsunuz yani? Gezi konsolide etmiş de bilmem ne olmuş. Tamam mı? Hani ya hani olguları da çarpıtıp İstanbul seçimi nasıl alındı hikayesi anlatılır. Erdoğan'a dokunmayarak İstanbul seçimini aldık. Tabii ki İstanbul seçiminde Erdoğan'a dokunmayacaksın. Çünkü karşında aday Binali Yıldırım, saçma olurdu onunla. Ama Erdoğan'ı değiştirmek istediğim bir seçimde Erdoğan'a dokunmadan nasıl muhalefet yapman mümkün olabilir? Çünkü iddian şu ki tek adam rejimini değiştireceğim. Tek adam rejimini değiştirdiğinin tek adam mı kim? Nasıl ondan bahsetmeden buna muhalefet yapmak mümkün?